Haydi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 7 saat 41 dakika sonra Macaristan'a girmek üzereyiz. Şu an sınıra geldik. Karşı tarafta kontrol var, bak görüyor musun? Kuyruk olmuş. Acaba bu tarafta da var mı ki? Evet. Avusturya tarafına girdik. Daha doğrusu Avusturya tarafına çıktık. Avusturya tarafına çıktık. Şimdi Macaristan eski sınır kapısından gireceğiz içeriye. Tabi bekleme yok. Kontrol yoksa yavaş yavaş aheste aheste devam ediyorsunuz. Evet, şu an kimse yok. Arkadaşlar, eğer Macar otoban ücretini internetten almadıysanız buralardan hemen girip alabiliyorsunuz. Hemen girişte böyle vinyet ediyorlar. Vinyete satan kulübeler var. Mesela burada hemen şimdi şunlar. Yoksa sonradan yakalanırsanız cezası çok ağır. Ben internet üzerinden aldığım için plakama kaydettim. Macaristan 1 aylık 26 euro. Ben 1 aylık aldım. 26 euro verdim. Budapeşte 170 kilometre. Burada hız limiti 130. 135 yine limit. Yani o toleransı var. Ama daha fazla hızlı gitmeyin. Radara yakalanmayın. Devam ediyoruz. Budapeşte'ye doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar, 8 saat sonra 900 kilometre, hatta 9 saat sonra ilk molamızı verdik. Bir şey yiyeceğiz şimdi. Evet. Tavuklarımız pişti. Zaten pişti de ısıttık sadece. Geliyor, geliyor. Var. Açın sofrayı. Aa, yanar. Yanar mı bir şey? Koy bir tane bir şey. Ne koyacağız acaba? Tamam ya, bir şey olmaz ya. Ne oldu? Hadi bize afiyet olsun. Çok burada güzel. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Yolculuk nasıl geçiyor? Ne? Yolculuk nasıl geçiyor Enes? Güzel mi? Böyle bir McDonald's'ın yanında Macaristan Budapeşte'ye 100 kilometre bile kalmadı yani. Çok az kaldı. Bizim seyahatimiz iyi geçiyor. Su var mı anne? Biz bir yemeğimizi yiyelim, ondan sonra devam ederiz. Haydi görüşürüz. Yiyelim. Mangala gel, mangala. Bak, ben söyledim ki eşya alalım. Lan mangal yapıyoruz, ne keyfi sizi. Kızarırım keyfi. Keyfi nereden çıktı? Ben pişiriyorum, ben kızartıyorum, bak ne güzel. Aşçı başı benim. Şekeri nereden aldın? Ekmek. Ekmek. Ama mecbur dökeceğiz buraya. Oh. Comment vit gros mais en étoile. Tabaklarımız var. İşte tabaksız. Ya yoldasın. Ne edeceksin tabağı ya? Gömülün çocukla. Oğlum tabak. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. 9,5 saat sonra Budapeşte'ye geldik. Budapeşte'ye geliyoruz. Evet, şu an Budapeşte çevre yoluna giriyoruz. Bundan sonra artık Sırbistan'a doğru devam edeceğiz.
devam ediyoruz bakalım. Yolculuk iyi geçiyor. Abartılı bir kalabalık yok. Sadece bu şehir, büyük şehirlere gelince birazcık... Arkadaşlar Macar-Sırp gümrüğüne geldik. Daha bir kilometre var kapıya. Full ya. Saat tam 11'de girdik. Bakalım kaçta çıkacağız. Çıkışta görüşürüz artık. Sırbistan'a girdik. Karşı taraf full. Full full full. Dönüşe geçenler Avrupa tarafına doğru. Vay anam vay. Gel mi bu ya? Oha. En az var ya 3-4 kilometre kuyruk var ha. Evet arkadaşlar, biz arka koltukta Enes'le uykuya dalacağız. Yatak yaptık burayı. Böyle değişik bir şey. Arabanın önünde durduğu yanına. Enes'le yatıyoruz burada. Burası yan cam. Arka taraf. İşte böyle. Yolculuk irezillik derdi annem. Hadi biz uyuyalım artık. İyi geceler Enes. Yata yata gidiyoruz. Saat doğru mu? Yattık. Sırbistan'a girmiştik. Bir uyandım, Belgrad'a gelmişiz. 200 kilometre yol kat etmiş hanımefendi. Daha da devam. Daha da devam. Şu an çevre yolundan gidiyoruz. İlk defa çevre yoluna devam etmiş. Belgrad'ın içinden gitmiyoruz. Çevre yolundan. Bakalım, önceden şey vardı. İnşaat vardı. Otoban bitiyor. Gidiş gelişli yoldan gidiliyordu. Bakalım onu bitirmiş diyorlardı. Şimdi göreceğiz bakalım. Burasını gösteririm size. Belgrad da bu tarafta şu an. Ormanın içinden geçmemiz gerekiyor. Güzel, sakince. Güzel bu. Böyle de güzel bir şey. Bak. Hemen şurada bir şey direk var. Üzerinde lamba yanıyor. Orası şey. Köprü. Bize geçiyor şimdi bir köprüden. Neredeyse Belgrad'ın öbür tarafına çıkmak üzereyiz. Arkadaşlar
arkadaşlar. Çevre yolu tamamen bitmiş. Otoban baştan sona kadar otoban. Yani gündüz geldiğinizde buradan gitmeyi tercih ederseniz birazcık daha uzun tabii ki diğer şeyden. Ama burası tercih edilirse daha rahat çıkılır. Trafiğe girmektense çevre yolundan şu an navigasyona bakıyorum. Biraz sonra diğer yolla birleşeceğiz. Şu antenin orada, şu karşı tarafta yukarıda anten gözüküyor. Bayağı güzel olmuş. Haydi devam. Arkadaşlar benim gibi böyle çift şoförseniz, yani ehliyeti olan birisi varsa yanınızda bir kişi de, yani bazı insanlar abartıyor böyle, eşlerine vermiyorlar güvenmedikleri için. Böyle yapmayın. İmkanınız varsa eşiniz kullansın, siz dinlenin. Ne güzel. Hadi bana iyi geceler, biraz daha uyuyayım ben. Hanım vermiyor bana arabayı. Sen yat diyor. Hadi iyi geceler, biraz daha uyuyalım. Bosporos Oteli'nin yanındayım şu an. Şey 29 kilometre kaldı. Gün ağarmaya başladı. Saat sonra dün öğlen 12'de başladığımız yolculuğumuza sabah saat 5'teyiz. 1529 kilometre yol geldik. Suratında normal.
sınıra çok yaklaştık. Evet arkadaşlar, şu an saat 6. Yola çıktıktan 18 saat sonra Sırbistan'a çıkıyoruz. Hemen şurası gördüğünüz yer gümrük. Ondan sonra Bulgaristan'a gireceğiz. 18 saatte Bulgaristan'a geldik. Bakalım sınırda kaç dakika bekleyeceğiz. Çıkışta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bulgaristan'a giriş yaptık. Sırbistan çıkış, Bulgaristan giriş 1 saat 15 dakika sürdü. Şimdi Sofya'ya doğru ilerliyoruz. 100 kilometremiz var. Burada bir inşaat vardı. Köy içine dönüyorduk. Bakalım orası bitmiş mi? Bu sene yolculuk güzel olacak gibi. Aslında buralar inşaattı geçen sene. Değişiklik var. Demir köprünün altından falan geçiyorduk. Bulabilirsem gösteririm onu. İstaş, İzmir. Evet. Burada demir köprü burada. Evet, otoban bitmiş herhalde. Sofya kadar böyle olursa artık her yer otoban. Evet, inşaat sürüyor herhalde da bitmemiş. Karşı yola gireceğiz. Otoban bitti. Tarafını bitirmişler. Diğer tarafını yapıyorlar. Eski yol burası değil. Yani yan taraf falan bitmiş aslında. Sadece açmamışlar herhalde. Bakalım köy içine gireceğiz mi? 5 kilometrelik bir inşaat bölümü kalmış. Aslında bitirmişler ama sadece açmamışlar muhtemelen. Sofya'ya 55 kilometre kaldı. Haydi devam. Evet arkadaşlar, 1700 kilometre sonra Sofya'ya ulaştık. Sofya'nın girişindeki meşhur kavşak burası. Burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer Sofya içerisinden geçmek istemiyorsanız, buradan direkt çıkarsanız Sofya'nın içerisine girersiniz. Ama biz çevre yolunu kullanacağız. Gece vakti olursa girilebilir ama şu anda çok yoğundur orası. Onun için bu köprünün hemen yanındaki yoldan sağa fazla çıkmadan hemen sol tarafa doğru döner kavşağa giriyoruz. Svilingrad diye yazıyor orada. Evet, bu döner kavşağa gireceğiz şimdi. Burada Kanal 7'den Bülent Sertaş abimizin diktiği levha var. O levhaya kadar devam edeceksiniz. İstanbul levhası. Buradan burada mavi gözüküyor. İstanbul 580. Ona da selam olsun. Buradan çevre yoluna giriyorsunuz. Svilingrad devam ediyor. Burada biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Buradaki İstanbul levhasını görünce ileride de böyle bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Öyle bir şey yok. Biraz sonra Burgaz diye ayrıma geldiğinizde Burgaz'a dönmeniz gerekiyor. Burgaz, Bulgaristan'ın Antalya'sı.
Karadeniz sahilinde. O yolda İstanbul yolu üzerinde, yani Türkiye yolu üzerinde. Biraz sonra orayı da göstereceğim size. Dikkat edilmesi gereken şeyler bunlar. Evet arkadaşlar, Burgaz Aydın'la yaklaşıyoruz. Buradan döneceğiz. Buradan direkt giderseniz dağlara doğru alıp götürüyor sizi. Çok uzaklaşıyorsunuz, geri dönmeniz gerekiyor. Şimdi biz bu Burgaz yoluna döneceğiz. Bakalım karşı küçük levhalarda bir şey yazıyor mu? Böyle bir saçma koymuşlar ki iki tane levha arka arkaya. Bak hataya bak, hataya bak, hataya. İş yapıyorsun baba. Burgaz yoluna döndük. Bundan sonra devam. Burası havalimanının yanından bizi çevre yolundan Sofya'ya girmeden dolandıracak etrafını. Sofya kaldı sağımızda. Çevre yolu bitti şu an. Buradan artık Sofya'dan gelen çevre yoluna gireceğiz artık. Bu taraf Sofya. Müziği kapatalım da şeyi yemeyelim. Evet arkadaşlar, Burgaz yolundan ayrılıyoruz, İstanbul dönüşüne, Svilingrad İstanbul dönüşüne gidiyoruz. Svilingrad buradan sonra tam 100 kilometre, İstanbul 372 kilometre. Arkadaşlar bu gördüğünüz şeyler yukarıdaki geçen EDS
olma ihtimali var. Ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Biraz sonra göreceğiz. Epey ben hızlı gittim normalde. Mesela burada 110 gösteriyor. 110'luk yol burası. Hızlı gittim bakalım. EDS mi yoksa bu otoban ücretini mi takip ediyorlar? Çünkü plakaya kaydediliyor. Aynı bizim HGS'ler gibi. Bunu mu takip ediyorlar anlamadım yani. Onun 10 kilometreye bir hemen hemen bir tane var. Muhtemelen EDS'dir diye düşünüyorum. Valla bir faaliyete geçirdilerse ayvayı yedik. Aynı Türkiye. Harman kalkmış. Bazı yerlerde balyalar duruyor. Diğer tarafta bizim topraklar. Zaten burası da bizimdi de. Bakmayın siz. Arkadaşlar şu karşı dağlar aslında Yunanistan. Bu arada sınıra kadar Bulgaristan burnunu sokmuş buraya. Meriç Nehri üzerine muhtemelen zapt etmek için yapmış. Karşı dağlar Bulgaristan 7 kilometreymiş bu yoldan. Aşağıya doğru. Evet şu karşıda dağlar. Acayip korna basıyor. Evet. Türkiye'mize hoş geldik. Haydi geçmiş olsun. Vatanımıza girdik. ...22 saat sonra... dün öğlen 12'de başladığımız yolculuk... ...10'da bitti. Haydi bize geçmiş olsun. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız... gelsinler inşallah. Böylece arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.